Efendim Samsun'un nabzından mutlu geceler diliyoruz. Bu gece özel bir konukla karşınızdayız efendim. Bildiğiniz gibi geçen hafta içerisinde Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı ve avukatlar gündemin ilk sırasına oturdu. 5 Nisan Avukatlar Günü olması sebebiyle biz de Samsun Baromuz'un değerli başkanı Kerami Gürbüz'le bir araya geldik. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi tabii avukatların bu kadar yoğun tartışıldığı, üzerinde konuşulduğu bir zamana denk gelmiş olması belki bu konunun avukatlığın ne olduğunu daha iyi tartışmamıza sebebiyet verecek bir başka kapıyı da aralamış oldu belki. Bunları konuşmak istiyorum. Özellikle İstanbul'da cübbelilerin aranıp aranmayacağı ile ilgili yönlendirmelerin, özel güvenlik şirketlerinin ihmallerinin ve avukatın yasal olarak üzerinin aranmasının mümkün olmamasına rağmen böyle bir yolun tercih edilmesinin sebeplerini, bugün en son gelinen noktayı hep konuşalım. Bunları istiyorum sizinle. Ama onun öncesinde Kerami Gürbüz neden avukat oldu? Bunu merak ediyorum. Nasıl kendisini bu yola hazırladı acaba? Biraz tanıyalım isterseniz sizi. Sonra bunları konuşalım. Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ve aracılığınızla da sohbetimize başlamadan çok değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlamak istiyorum. Avukatların büyük çoğunluğu idealist insanlar. Dünyanın hemen her yerinde böyle. Bizde de böyle. Bendeniz işin açıkçası daha ortaokul yıllarında fırsatım olsa da becerebilsem de bir hukuk fakültesini okuyabilsem diye aklımdan geçiriyor idim. Ne güzel. Ama o yaşlarda tabii ki bu bize çok uzak bir ideal gibi geliyor idi. Sonra liseyi bitirdik. Liseyi bitirdiğim sene ilk girdiğim üniversite sınavında bendeniz 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandım. Kaydımı yaptırdım. Sonra devam etmedim bölüme. Kayıtlı öğrenci iken tekrar üniversite sınavına hazırlandım ve hukuk fakültesini kazandım. Hukukçu olma aşkınız sönmemiş demek ki. Aynen dediğiniz gibi. Yani o zaman ortaokula göre niyetlerimiz, hedeflerimiz daha somut hale gelmişti. Evet, çünkü yaşında vermiş olduğu olgunlukla. Aslında idealimiz hakim savcı olmaktı. Adli yargı hakim savcılığını da kazandık. Kısa bir müddet stajyer hakim savcı olarak da görev yaptım. Sonra ailevi sebeplerden dolayı istifa ettik. 1993'ten bu tarafa da mesleğin 22. yılını çalışıyoruz bu sene. Ne kadar güzel. Samsun'da avukatlığımıza devam ediyoruz. Hep Samsun'da. Yani zaten anne de baba da Samsunlu. Bir üniversite eğitimi, bir de askerlik. Onun dışında hep Samsun'dayız. Evet. Peki baro başkanı olmadan önce baro başkanlığı ile ilgili statüyü nasıl görüyordunuz? Yani evet, ben bu şehirde baro başkanı olmalıyım mı kendinize anlatıyor muydunuz peki? Açıkçası ...93'ten bu tarafa mesleğimin yanı sıra çok farklı sosyal görevlerim de oldu. Sivil toplum örgütlerinde yöneticilik de yaptım. Siyasi görevlerim de oldu. Belediye meclis üyeliği de yaptım. Yani geçtiğimiz 30 Mart'a kadar ilk adımda ve Büyükşehir'de meclis üyesiydim. İşin açıkçası biraz dinlenmek ve işimle hemhal olmak niyetim var idi. Fakat özellikle bir kısım meslektaşlarımızın, özellikle de bir kısım genç meslektaşlarımızın aday olmamız yönündeki yönlendirmesi, istemi üzerine 15 Eylül tarihine kadar ciddi direnç göstermeme rağmen 1 Kasım'daydı genel kurulumuz. Evet. 15 Kasım'dan sonra o direncimiz kırıldı ve
Arkadaşlar teveccüh gösterdiler genel kurulda da. Nasip de böyleymiş. Ve 5 Kasım'da mazbatayı aldık. O gün bugündür de Samsun Barosu Başkanı olarak yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber Samsun Barosu'na mensup meslektaşlarımıza ve tabii ki genel anlamda avukatlığa ve daha öte anlamda insanlara fayda sağlamaya çalışıyoruz. Türk hukukuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, İşin özeti bu. Samsun Barosu neler yapıyor? Kaç üyesi var? Asıl görevi nedir? Bunları da soracağım ben ama aslında birikilmiş ya da tecrübe edilmiş bir bilginin damıtılmış hale gelmesi en nihayetinde son derece faydalı bir şey. Bu sizin durumunuz için de geçerli olmuş. Biriktirdiklerinizi bir baro başkanı olarak meslektaşlarınızla paylaşıyor olmanız da önemli bir yol haritası sizin için. Öyle anlaşılıyor. Peki Türkiye'de barolar ne iş yapar? Asıl işlevleri nedir? Önemli bir sivil toplum örgütü vasfını yerine getirdiğini biliyoruz aslında. Özellikle son yıllarda. Samsun Barosu kaç kayıtlı üyesi vardır? Ne kadar sürelerle bir araya geliyorsunuz? Hangi konularda kararlar alıyorsunuz? Bunlardan da bahsedin isterseniz. Biraz sonra da bu Avukatlar Günü'nü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları konuşup Türkiye'nin gündemine girelim. Bir kere şunu net ortaya koyalım. Biz bir meslek örgütüyüz. Evet. Meslek örgütü olduğumuz için biz yasa ile kuruluyoruz. Bizim de kuruluşumuza dayanak teşkil eden yasa 1136 sayılı avukatlık yasası. Evet. Bu yasa hem baroların yapılanmasını hem de baroların üst kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği'nin yapılanmasını görev tanımını ortaya koyuyor. Bir meslek örgütüyle bir sivil toplum örgütü arasında da ciddi anlamda farklılıklar var. Disiplin açısından özellikle. Disiplin açısından, felsefe açısından, mantalite açısından, işleyiş tarzı açısından farklılıklar var. Sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esasına dayalı olarak aynı amaç doğrultusunda hizmet etmek isteyen insanlar bir araya gelerek oluşturuyorlar. Meslek örgütünü ise aynı mesleği ifa edecek insanlar o örgüte mensup olmadıktan sonra o mesleği ifa edemiyorlar. Bir diğer deyişle meslek örgütleri kendisine üye meslek mensuplarının o mesleği ifa edebilmesinin ilk dayanak noktasını oluşturur. Evet. Farklı renklerde, farklı düşüncelerde de olabilirler ama meslek gruplarında belirli bir disiplin, iş pratikleri içerisinde evet. Hareket etmek durumunda. Aynen. Dolayısıyla meslek örgütlerinin birincil görevinin her şeyden önce mesleğin problemleriyle, meslektaşının derdiyle dertlenmek ve o meslekten elde edilen ekmeği nasıl daha iyi, kaliteli hale getirebilirim, nasıl daha da artırabilirim noktasında siyaset üretmek olmalı. Hı hı. Ve bu işlevini meslek örgütü yerine getirirken, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, meslek örgütünün içinde çok tabii olarak, çok farklı anlayıştan, çok farklı düşünceden, çok farklı inançtan, çok farklı ideolojiden insanlar olabileceğinden ki normaldir. Hele hele tamamı hukukçuların oluşan barolarda bu çok çok daha normaldir. Dolayısıyla orada hemen hemen bütün meslektaşların beklentisine cevap verecek o meslektaşlar topluluğunun ortak akılına, ortak vicdanına hitap edecek projelerin, çalışmaların ortaya konulması gerekiyor. Evet, evet. Bu bakımdan da meslek örgütlerinin hem kendi sorumlulukları hem de meslek örgütlerini idare eden insanların sorumlulukları çok daha önemli ve çok daha ağır. Kuşkusuz. Şimdi biz Samsun Barosu olarak 847 üyeye sahibiz. Ancak şu anda 95 genç
arkadaşımız, kardeşimiz de bünyemizde stajyer avukat olarak, görev yapıyorlar. Sinan Bey, hemen burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Son yıllarda üniversite sayılarının artışıyla birlikte hukuk fakültesi sayılarında da müthiş bir artış oldu. Evet. Neredeyse sayısı 100'e yaklaşan hukuk fakültesi ve bugün hukuk fakültelerinde eğitim gören yaklaşık 38 bin tane hukuk fakültesi öğrencisi var. Şunu üzülerek ifade edeyim. Hukuk fakültelerindeki bu nicelik olarak artışla doğru orantılı olarak nitelikte bir artış olmadı. Bu ama önemli bir tespit. Yani evet. Peki bu Türkiye Barolar Birliği tarafından masaya yatırılıp, üzerinde konuşulup, üniversite kurumlarıyla paylaşılıyor mu? Şu anda Türkiye'deki hemen hemen bütün baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin gündemindeki en önemli meselelerin başında bu husus geliyor. Zaman zaman Türkiye Barolar Birliği bu yıl içinde iki kez yapıldı. Hukuk fakülteleri dekanlarıyla ortak toplantılar yaptılar. Bununla alakalı işte yol haritasını belirlemek adına, yani buradaki eğitim kalitesini artırmakla alakalı olarak. İşte geçenlerde YÖK'ün bir açıklaması oldu. Hukuk fakültesine gidebilmek için en asgari 150 bininci öğrenci hukuk fakültesine girebilir. Üniversite sınavındaki sıralamada yani şeklinde bir şey getirildi, sınır getirildi. Ancak bu sınırlama çok çok yetersiz bir sınırlama. Evet. Bu şeyin çok çok daha yukarılara 50 bin lira kadar falan çekilmesi gerekiyor. Peki tek sorun bu mudur, yoksa hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere ders veren mi? Evet. Şimdi onu söyleyecektim. Seviyesini yukarı çekilmesi. Şimdi haliyle üniversite sayısının ve hukuk fakültesinin sayısının artışıyla gene doğru orantılı olarak biz yetkin hukukçu akademisyen de oralara yetiştiremiyoruz. Yani yetiştiremiyoruz derken sayı olarak yetiştiremiyoruz. Bunu yetiştirecek altyapımız olmadığından değil. Evet. Yani bunun hem akademisyen altyapımızı çok aşan hızlı bir hukuk fakültesi sayısında artış oldu. Hem de akademisyenlerin önemli bir kısmı taşradaki üniversitelere ve hukuk fakültelerine hoca olarak gitmeyi tercih etmiyorlar. Yani onları ikna etmekte güç. Yine İstanbul, evet. Ankara gibi belirli. İşte Antalya gibi, yani yaşam kalitesinin yüksek olduğu şehirler tercih ediliyor. Evet, evet. Bu tespit önemli. Şimdi bundan dolayı niye bir sıkıntı duyuyoruz? Sıkıntı şu. Şu anda Türkiye'de 88 bin civarında avukat var. Hukuk fakültelerinde 38 bin civarında öğrenci var. 5 sene içinde, bu şu anlama geliyor, 5 sene içinde 38 bin hukuk fakültesi öğrencisinin daha en az 30 bin tanesi barolara başvuracaklar ve avukat olarak iş hayatına atılacaklar. Evet. Yani 8 bin tanesi vesaire işte hakimliğe ve hukuk fakültesinin verdiği imkanlarla farklı mesleklere dağılabilirler. Dünyanın her yerinde ya hukuk fakülteleri, hukuk fakültesi öncesinde okunan felsefe gibi, edebiyat gibi, sosyoloji gibi eğitim dallarının, disiplinlerinin üzerine okunan ikinci bir fakülte gibi algılanır. Hukuk fakülteleri mi? Hukuk fakültelerini okuyabilmek için önce bu fakültede bitirme şartı vardır. Evet. Ondan sonra hukuk fakültesini bitirebilirsiniz. Ya da ve ondan sonra hukuku bitirdikten sonra da bir müddet stajını yapar. 30 yaşından sonra filan avukatlığa ve hakimliğe başlatırlar. Evet. Ya da birçok Kara Avrupası ülkesinde olduğu gibi hukuk fakültesinden sonra bir de yüksek lisans şartı ararlar. Yüksek lisansı olmayan avukatlığa başlatmazlar. Hatta
bizim çok böyle tabirimi mazur görün, yaptığı işlerde ciddiye almayacağımız bir Bulgaristan bile bu sistemle avukatını tercih etmektedir. Yüksek lisans yaptırıyor. Yüksek lisans yaptırıyor. Ya da birçok ülke hukuk fakültesini bitirdikten sonra, mesela Amerika, çok ciddi, sıkı sınavlara tabi tutmaktadır ve ondan sonra almaktadır. Ya da bazı ülkelerin baroları mezun olduğu üniversiteye göre bünyesine katacağı avukat adayına kota uygulamaktadır. Şu üniversitelerden mezun olanları avukat stajyeri olarak kabul ederim, bunun dışındakileri kabul etmem diye kesin kuralları vardır. Bizde ise bu aşamaların, bu sınırlamaların hiçbirisi olmadığından bugün maalesef kamuoyunda ya çocuğum hangisi olursa olsun kendisini bir hukuk fakültesine atsın, orayı bitirdikten sonra hiçbir şey olamazsa avukat olur algısı yerleşmiştir ki bu avukatlık açısından, avukatlık mesleğiyle alakalı kamuoyunda oluşan algı açısından çok olumsuz bir durum. Tırnak içerisinde yine söylemek yani istiyorum. Biz, çok özür dilerim, sözünüzü unutmayın lütfen. Hiçin bir üzerindeki aşamayı biz oluşturuyoruz ki bu maalesef çok tehlikeli bir durum arz ediyor. Bu söylediğiniz konu gerçekten çok önemli. İnsanların yetkinliği sadece bilgi ve becerilerinden ibaret olan bir şey değil. Aynı zamanda bu işle ilgili biraz önce söylemiş olduğunuz işin sosyolojisini, felsefesini kavrayacak bir motivasyona, yetkinliğe de sahip olması gerekiyor ki kişi bir konuda başarılı olabilsin, tam anlamıyla yetkin olabilsin. Kesinlikle. Ama yine de Türkiye'nin genelinde baktığımız zaman avukatlık mesleği hala saygın yerini korumaya devam ediyor. Bu söylediğiniz şu konuyu yalnız tartışmaya başlaması gerekiyor toplumun. Kesinlikle. Önemli. Evet, hukuk fakültelerinin sayısının artmasında bir sakınca yok ama bunun içerisinin dolu dolu olması gerekiyor. Diyarbakır Hukuk Fakültesi'nin de Ankara Hukuk Fakültesi kadar ağırlığının olacağı bir sistemi devletin evet bunu planlaması gerekiyor. Neden bu kadar önemli bu konu? Çünkü adalet mülkün temelidir sözünden yola çıkarak adaletin olmadığı bir yerde devletin de buharlaştığını görüyoruz. Doğal olarak adalet mekanizmasını sağlayacak kişiler, hukukçular olduğunu görüyoruz. Avukatı nasıl algılamamız gerekiyor? Yani bu kadar önemli bir konuyu konuşuyoruz. Avukat deyince biz sadece haksızlığa uğradığımız zaman davalarımıza bakan kişiler olarak görüyoruz belki ama biraz isterseniz kaç cümleyle avukatın toplumumuzdaki yerinden bahsedelim, ne kadar önemli olduğunu. Şimdi bir kere mesleğimizin yasal bir tanımlaması var. Yasa avukatlık mesleğini yargının kurucu unsurlarından biri olarak tanımlıyor. Yargının kurucu unsurlarından biri. Yargının kurucu unsurları neler? Üç tane kurucu unsur var. Sav, savunma, yargı. Ya da eski tabiriyle, Osmanlı Türkçesiyle ifade edelim. İddia, müdafaa ve hüküm. Yani hakim. Hükümü hakim veriyor, evet. Müdafaayı avukat yapıyor. Savı da savcı ortaya koyuyor. İddiayı da savcı ortaya koyuyor. Yargıyı yani savcı, hakim ve avukat saç ayağı oluşturuyor. Bu ayaklardan birini geri çektiğinizde ya da kırdığınızda yargı çöküyor. Yargının olmadığı yerde adalet de çöküyor. Peki yargı... Adaletin yani, çöktüğü yerde devlet çöküyor sizin az önce dediğiniz gibi. Tamam. Yargı yani yargı tabii yargı üzerinde. Yani yargı peki kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsedilir. Yasama, yürütme ve yargıdan bahsedilir. Yargı deyince aklımıza neyi getirmemiz gerekiyor? Yürütme deyince neyi getirmemiz gerekiyor? Yasama deyince de neyi getirmemiz gerekiyor aklımıza? Şimdi şu anda evinde
akşam yemeğini yemiş, çayını yudumlayan ya da kahvesini içmekte olan, biraz da günün yorgunluğuyla mahmur bir şekilde bizi izlemekte olan vatandaşımın da çok böyle rahat algılayacağı şekilde çok özeti şu. Yasama bugün yasayı çıkartan organ, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müşahhaslaşmış organ. Yürütme başta hükümet olmak üzere onun altında yapılanmış olan bütün sivil ve askeri bürokrasi, yargı da içinde yukarıdan aşağıya yargı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ı, Danıştay'ı ve aşağıya doğru ilk derece mahkemelerinin yer aldığı ve yargı faaliyetini gösteren kurum unsur. Bunların içerisinde sanıyorum yasama ve yürütmenin birbiriyle doğrudan bir ilişkisi kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Fakat yargıyı bütün bunların dışında alıp bir yere mi koymak gerekiyor efendim? Yani böyle mi bakmak gerekiyor? Yargı bambaşka bir şey mi yani? Şöyle, çok meşhur bir anekdottur. Geçmişte Alman İmparatoru sarayının bahçesini genişletmek için hemen komşu parselde bulunan yel değirmenini kaldırtmak istiyor. Yel değirmeninin sahibi ben bunu diyor kaldırmam diyor. Niye? Ben buradan diyor ekmeğimi kazanıyorum diyor. Kaldırırdım, kaldırmazdım. En sonunda diyor ki ya diyorlar bunu imparator istiyor senden. Diyor ki imparator istiyorsa ben Berlin'e gidiyorum. Hayırdır? Diyor ki burada imparator varsa Berlin'de de hakimler var diyor. Şimdi bugün hala Almanya'ya geziye gidenler Alman İmparatorluğu'nun sarayının yanında o yel değirmeninin hala ayakta durduğunu bir açık hava müzesinde görüyorlar, izliyorlar. Yani Berlin'deki hakimler vatandaşın hakkını devletin en başındaki kudrete karşı, erke karşı koruyor. Evet. İşte bu çok basit anlatımıyla kuvvetler ayrılığına en bariz örneklerden bir tanesi. Bir tanesi. Yani yürütmenin en üstündeki imparator, yargıca eğer bu yel değirmenini buradan kaldırtmazsan gelir orada senin tabiri caizse kafanı kırarım diyemiyor. Dememesi mi gerekiyor? Dememesi gerekiyor. Diyememesi gerekiyor. Diyememesi gerekiyor. Yargıç da imparatora evet devletimizin başısın ama senin de yetkin, senin de takdir hakkın bir yere kadar. Senin yetkinin nereye kadar olduğunu, takdir hakkının sınırlarının nereye kadar varması gerektiğini de denetlemek benim boynumun borcudur diyor. Bizde de bugün hukuk devletine yaraşır ve yakışır bir şekilde anayasamızın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir diye açık bir hükmümüz yani var. Yani tamamı için, idarenin bütün işlemleri için geçerli. Şimdi, değil mi bu Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı istisna olarak hükümler var. Cumhurbaşkanının tek başına imzaladığı kararnameler, ondan sonra Yüksek Askeri Şura kararları gibi bazı istisnalar var. Ama 2010 yılında yapılan son anayasa değişikliği ile alakalı referandumdan sonra mesela şimdi hemen aklıma gelen memurların hakkında disiplin amirleri tarafından verilen uyarı ve kınama cezaları
yargı denetimi dışında tutuluyor idi. Onlar da yargı denetimine dahil edildi mesela. Bu kapsam gittikçe genişletilmiş vaziyette. Peki yargının karar verirken, hakkaniyetli bir karar verirken, üstelik de o toplumda yaşayan Cumhurbaşkanı'ndan en vasıfsız vatandaşına kadar kanun önünde eşitlik prensibini hayata geçirmesi 10. maddesinde düzenli. Bunu ortaya koymasını sağlayan şey de o toplumda galiba üzerinde mutabakat sağlanmış bir anayasa metninden geçiyor değil mi efendim? Kesin. Yani yargının işlevini nasıl yürüteceği, denetleme vasfını nasıl hayata geçireceğini mutlaka bir anayasa formatının içerisine koyması gerekiyor. Peki bizim 12 Eylül'den sonra kalıntısı Yamalı Bohça'ya çevrilmiş ve biraz da o dönemin koşullarıyla, askeri bir vesayet anlayışıyla, bir darbe mantığıyla yapılmış, belki yüzlerce değişikliğe uğramış bir anayasa. Bugün işlevini tam yerine getiremediği için acaba yargı işlevini yerine getirirken zorluk yaşıyor olabilir mi? Onun için bizim mutlaka yeni bir anayasa değişikliğine ihtiyacımızın olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle, yargının işini daha şeffaf yapması için. Bu sadece yargıyla alakalı değil. Devletin bütün kurumlarıyla ve devletin onu kuran, kurucu unsur olan milletle, kurucu iradeyle kucaklaşması anlamında sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Mevcut anayasa, az önce çok güzel ifade ettiniz, 17 kez yapılan değişiklikle tam 86 maddesi değiştirilmiş, artık anayasal bir metin olmaktan ziyade yamalı bohça şeklinde bir mevzuat karmaşasına uğramış bir metin var elimizde. Ve böyle bir metinde sürekli yıllar içinde yapılan değişikliklerle ve her değişikliği de farklı bir parlamento döneminde farklı bir iktidar anlayışıyla yapıldığından o metin artık kendi içindeki mantık bütünlüğünü de yitirmiş vaziyette. İşlevselliğini kaybediyor. Evet. Dolayısıyla bizim bugün hem üzerimizdeki o vesayetçi mantığı bir tarafa bırakan, 77 milyon insanımızın tamamını kucaklayan, mümkün olduğunca bütün ideolojik yaklaşımlardan kendini arındırmış, gerçekten demokratik, gerçekten devletin hukukunu değil, hukuk devletini önceleyen, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü ön plana çıkartan bir metin üzerinde bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Bunu yaparken de toplumdaki bu konuyla alakalı bütün paydaş unsurlarla bu konunun enine boyuna tartışılması mutlaka gerekiyor. Ben yaptım oldu mantığının olmaması gerekiyor. Peki niye başaramıyoruz? Bu konuda sayısızca biz aslında bugün Avukatlar Günü'nü konuşacağız ama ister istemez yargıyı konuşunca yürütmeyi ve yasamayı da konuşmak gerekiyor. Bunları konuşunca Anayasa Mahkemesi'ni konuşmak gerekiyor. Bu konuda çok başarılı olamadık. Vallahi. Ve bir de hayatımızın içinde artık başkanlık sistemi tartışmaları da var. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılmasının tartışıldığı zamanlar ve değerlendirmeler de var. Sizin birkaç cümleyle bu konuyu belki daha uzun uzun başka bir gün tartışabiliriz sadece ama. Sadece bu konuyla alakalı şunu ifade edeyim. Tamamen bir irade meselesi, bir niyet meselesi. Bizim yeni bir anayasa ortaya koyduktan sonra aslında hemen arkasından bunu hem bir hukukçu olarak hem bir baro gibi bir meslek örgütünde idarecilik yapan bir avukat olarak hem de bir vatandaş olarak en tabii hakkımız olduğu için bunu dile getiriyorum. Hı hı. Hem bir anayasa hem peşinden bir siyasi partiler yasası hem ondan sonra bir seçim yasası gibi üç
temel hukuki metini bizim artık yürürlüğe sokmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ancak, temsili adalet konusunda %10 barajı gibi kadük bir barajın yani, mutlaka kalkması gerekiyor dediğiniz gibi. Siyasi partiler seçim meselesi var. Dar bölge seçim sistemi var. Bugün bir kısım siyasi partilerin kendi bünyelerinde uyguladıkları ama çok sağlıklı niyetleri doğru ama vardıkları sonuç bakımından çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğiniz bir ön seçim meselesi var. Bunun oyları dışarıda kalan milyonlarca yani seçmen dar bölgede iki turlu da siyasi partilere o bölgedeki çıkarılacak milletvekilinin o bölgede dar bölge olunca bir milletvekili çıkacaktır. En az her partiye 5 tane aday gösterebilme ve vatandaşın sandıkta hem parti hem de çoklu adaylar arasından tercihte bulunabileceği bir sisteme doğru evrilebilmemiz lazım. Evet. Siyasi partilerimizin tavandan tabana doğru değil, tabandan tavana doğru örgütlendiği bir yapılanmayı hayata geçirebilmemiz lazım. Evet. Vesaire. Bunlar ayrıca konuşulması gereken konular, bambaşka konular. Şeyle alakalı işte avukatlıkla alakalı konuda demin barolarla ilgili konuşurken orada eksik kaldı. Baroların bana sorarsanız en temel işlevlerinden bir tanesi bu dünya genelinde barolarla alakalı Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Havana normları dediğimiz standartlarda da belirtildiği üzere baroların en temel işlevlerinden bir tanesi eğitim. Evet, ben de onu söyleyecektim. Evet. Bizim bir taraftan staj eğitimimiz, bir diğer taraftan da bizim mevcut kendi içimizde, kendi kendimizle alakalı eğitim çalışmalarımız. 5 Kasım'dan bu tarafa Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, tüketici hukuku, kamulaştırma hukuku, kentsel dönüşüm, ceza muhakemeleri yasasının uygulanması, avukat hakları hukuku, bir tanesini unuttum galiba. Konularında hepsini Samsun'da seminerler düzenleyerek evet, hemen her hafta sonu bunları gerçekleştirdik. Önümüzdeki cumartesi günü de bu avukatlar haftası kapsamındaki etkinliklerimiz içinde olmak üzere Profesör Doktor Ergun Özbudun, Profesör Doktor Serap Yazıcı ve Profesör Doktor Doçent Doktor Erdal Abdülhakimoğulları'nın katılımıyla Türkiye'nin yeni anayasa arayışını bir panelde tartıştıracağız. Çok güzel. Şimdi bütün bunları yaparken de asla herhangi bir siyasi kaygıyla, bir ideolojiyi önceleyerek, bir inancı daha fazla önem vererek falan bunları yapmıyoruz. Evet. Bunların hepsini hem hukuk pratiğimizi geliştirmek, zenginleştirmek amacıyla hem de hukukçu bir meslek örgütü olarak vatandaşa olan da sorumluluğumuzun bir gereği olarak bunu yerine getiriyoruz. Özellikle çünkü önümüzdeki haftaki Türkiye'nin yeni anayasa arayışı konulu paneli yapmaktaki en önemli maksadımız da budur. Yani bunu çünkü ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda çünkü kamu görevi de yapıyorsunuz efendim siz. Evet. Yani sizin için kesinlikle bu kaçınılmaz bir şey. Fakat programın başında söylemiş olduğunuz yetkinlik seviyesinde daha işlevsel avukatların oluşmasını engelleyen sebeplerin ortadan nasıl kaldırılacağı ile ilgili dünyadan da örnekler verdiniz.
Bence üzerinde en çok durulması gereken konulardan bir tanesi bu. Erdal Hocam'la zaman zaman biz de programlar yapıyoruz. Buradaki hukuk fakültesinin oluşumunda da ciddi katkıları oldu. Şimdi Gazi Üniversitesi'nde. Biz de, aynı zamanda bizim üyemizdir Erdal Hocam. Evet, biliyorum. Samsun Barosu'nda üyedir. Şimdi o kadar önemli bir işlevi yerine getiriyor ki avukat. Bu özellikle son günlerde yaşanmış olan tartışmaların içerisine çekilmiş olması da başka açıdan da üzüntü veriyor aslında. Avukat cübbesiyle insanların terör eylemi yapması ve bir savcıyı şehit etmesi, hayatına son vermesi avukatlarla ilişkilendirildi. Onların cübbeleriyle ilişkilendirildi. Ve buna karşı Türkiye Barolar Birliği ve birçok yerde baro, siz de hayır, avukatların bu şekilde aranması hukuksuzdur, kanunsuzdur. Bunu çözmenin başka yolları da var dediniz. Biraz da bunu konuşalım çünkü gündemimize bunlar girdi. Avukatları bununla ilişkilendirmek çok doğru değil. Çünkü bir hukuk devletinin içerisinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey kanunları bizden daha iyi bilen, önümüze açan, yanlış yapmamızı engel olan koruyuculara ihtiyacımız var bizim. Onlar da avukatlar. Doğal olarak avukatları teröristlerle ilişkilendirmek bu mesleğe zarar veriyor. Bu benim kişisel kanaatim. Onun için çok üzerinde konuşalım istemedim. Ama gündemimizde sizin bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi de alalım. Ve bu iş sonuçlandı bugün bildiğim kadarıyla. Nasıl sonuçlandı? İzleyicilerimize bununla bilgisini verelim. Sinan Bey, öncelikle şunu ifade edeyim. Geçen hafta Çağlayan Adliyesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin belki en acı günlerinden birini yaşadık. Trajik günlerinden birini yaşadık. Ve çok yani vefatından sonra yazılanlardan, çizilenlerden de öğrendiğimiz üzere çok kaliteli, çok değerli, işinin ehli, çalışkan bir cumhuriyet savcımızı, bir hukuk adamını, bir insan gibi insanı orada menfur bir olay sonucunda kaybettik. Evet. Allah gani beni rahmet eylesin. Evet. Efendim işte buna, bu eyleme sebebiyet verenler şu amaçla yapmışlar, bu amaçla yapmışlar, niyetleri şuymuş filan. Bunların hiçbirisinin önemi yok. Çünkü daha terörle kendinizi anlatmaya başladığınız zaman topluma saçtığınız kötülük konuşulabilir, anlaşılabilir olmaktan uzaklaşıyor. Kesinlikle. Böyle bir şey anlatamaz. Yani bunun adını çok iyi koymamız lazım. Bu bir terör eylemidir. Bunu gerçekleştirenler de teröristtir. Daha olayın olur olmaz sıcağı sıcağına ilk verdiğimiz beyanatlardan bir tanesi budur. Ne teröre ne teröriste hangi ideal, hangi ideoloji, hangi din, hangi inanç adına yapılıyor olur ise olsun müsamaha gösterebilmemiz mümkün değil. Evet. Fakat olay daha olur olmaz. Şehit savcımızın acısını yüreğimizin içinde yaşarken her birimizin evinin ortasında adeta bizim evimizin ortasında bir ateş düşmüş gibi bir yangın içindeyken birdenbire nasıl oldu? Adliyeye avukat cübbesiyle girdiler diye bir açıklama. Gece işte saat 10 sularında, 22 sularında böyle bir açıklama olay gecesi. Sabahleyin kalktığımızda da bir gazetenin, yaygın basından bir gazetenin manşetinde avukat terörü diye bir başlık. Resmen bütün avukatları, avukatlık mesleğini hedef gösteren, avukatlığın imajının ayaklar altına alınmasına sebebiyet verebilecek talihsiz bir açıklama. Bir açıklama, bir yaklaşım. Hal böyle olunca bir kere biz de meslek örgütü olarak
ve bu mesleğin mensupları olarak haklı olarak bu tavra, bu tarza, bu üsluba tepki gösterdik. Bütün meselelerin gene eskilerin tabiriyle sükunetle ve suhuletle halledilmesi lazım. Bir kere cenazemizi, daha cenaze ortada, bir kere cenazemizi hep beraber kaldıralım. Ağıdımızı hep beraber yakalım. Hep beraber teröre lanetimizi okuyalım. Aradan birkaç gün geçsin, oturalım. Bu olayda nerede hata yapıldığı konuşalım. Bu yapılmadı. Bir diğer husus, evrensel hukuktaki temel normlardan bir tanesi suçta ve cezada şahsilik ilkesidir. Bizim eskilerin çok güzel tabiriyle, yani her koyun kendi bacağından asılır. Bu olayı gerçekleştirenler avukat değiller. Sadece ortada bir avukat cübbesi var. Bunu nasıl temin ettiler? Nereden elde ettiler? Her yerden alabilirsiniz efendim. Yerden, yani almakta güçlük çekilebilecek bir materyal değil ki avukatlık cübbesi. Evet. Pekala bir polis üniforması da alabilirlerdi. Pekala bir camiden bir imam efendinin, bir hocamızın cübbesini de alabilirlerdi. Bir subay üniforması da alabilirlerdi. Kaldı ki oraya girenlerden bir tanesi, o teröristlerden bir tanesi kravatlıydı. Yani o zaman bütün kravatlıları da mı potansiyel suçlu ilan etmemiz gerekiyor? Böyle bir mantık olabilir mi? Evet. Biz burada niyetin meseleyi çözmekten ziyade bu meslek örgütü üzerinden başka işlerin halledilmesi ya da meslek örgütü mensuplarının itibarsızlaştırılması gibi bir yaklaşım bizi rahatsız ettiği için tepkimizi ortaya koyduk. Evet. Adliyelere girme meselesine gelince, adliyelerde, adalet saraylarında ya da devletin bütün kurumlarında alınacak tüm güvenlik önlemi benim için de bir güvenlik önlemidir. Sonuçta her birimiz insanız, her birimiz bir can taşıyoruz. Bu bakımdan zaten bir, avukatların Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmiş çiftlik kimliklerle, kimlik kartlarıyla onları okuttukları kapılardan zaten giriyorlar. İki, zaten X-Ray'dan geçiyorlar. Zaten çantaların gene o X-Ray'lı düzenekten geçmesiyle alakalı bir engel de yoktu. Burada ne oldu? Üzerlerinin araması bu konusu. Bu olaydan sonra üzerlerin ellenmesi, aranması gibi bir garip durum ortaya çıktı ki bununla alakalı tepki söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim de AVM'lerde eğer aranıyorlarsa adliye girişlerde de aransınlar dendi. Efendim şeyde yani nasıl AVM'de, havaalanlarında, sair yerlerde X-Ray'lardan geçiliyor ise aynı şekilde geçiliyor. Bizim 1136 sayılı yasamızın, avukatlık kanunun 58. maddesinde avukatların üstlerinin ağır cezayı gerektiren suç halleri dışında aranamayacağına dair açık hüküm var. Hüküm var, evet. Bunun mantığını da ben size söyleyeyim. Biz bir sır mesleğini ifa ediyoruz. Evet. Biz müvekkilimizin bize verdiği bir mektubu taşıyor olabiliriz. Bize müvekkilimizin verdiği dosyaya sunulmak üzere verdiği özel bir belge, bir özel belgeyi evet, taşıyor olabiliriz. Dolayısıyla ve adliyelerde sizin eviniz, iş evet, yeriniz daha doğrusu. Evet, bizim de iş yerimiz. Bu bakımdan böyle bir yasal düzenleme var ve avukatın üst aramasıyla alakalı dünya standartları da
bu şekilde. Şimdi bugün gelinen nokta gene aslında aynı nokta. X-ray cihazından geçilecek. X-ray cihazından çanta geçirilirken metalik bir materyal var ise eğer avukata bunu açıklaması ve silah gibi, kesici alet gibi vesaire bir materyal ise güvenliğe bırakması, evet, bırakılması talep edilecek. Bırakmak istemiyorsa kesinlikle o kapıdan içeriye geçmeyecek. Bu kadar açık ve net. Bu daha öncesinde de. Evet. Ya zaten olması gereken şey de bu. Yani. Ama biz bütün bu olayda olaya iki tane terörist, bir tane savcımız var olayın içinde. Maalesef üçü de ölmüş. Bu operasyon niye bu hale geldi? Bunu konuşmadan. Şimdi bu teröristler ellerinde bir tane avukat cübbesini sallayarak oradan geçmeleri nasıl mümkün oldu? Buradaki bunu özel güvenlik zafiyetleri nelerdir? Buradaki güvenlik zafiyetleri enine boyuna tartışılmadan doğrudan doğruya hadi gelin avukatlar vur abalıya mantığıyla yaklaşılınca bu gerçekten bizi can sıkıcı ve sevimsiz bir durum oluşturdu. Evet, bizi çok Türkiye Barolar Birliği evet. Bununla ilgili açıklama yaptı. Avukatların hedef tahtasına birilerinin oturtmak istemelerini istihbarat, güvenlik zaafları ve Türkiye'nin terör örgütlerinin arka bahçesine çevrilmesiyle ilgili bir endişeden de bahsedildi. Bunlar ilerleyen zamanlarda masaya yatırıp konuşabileceğimiz konular ama ağırlıklı olarak biz bugün burada sizinle Avukatlar Günü'nü konuşalım istedim. Son birkaç dakikaya da girdik efendim. Özellikle trafik kazalarından sonra hortlayan, yetkisiz ve insanların o duygusal anlarını istismar eden kişilerin varlığı özellikle son zamanlarda konuşuluyor. Bunun dışında kayıp kaçak bedelleri konusundaki istismarlar var. Bunlar toplumda ön plana çıkıyor. Yani bunlarla ilgili birkaç cümle istiyorum. Bir de baro olarak Avukatlar Günü'nüzü nasıl kutluyorsunuz? Hangi planları, programları izleyeceksiniz? Bize bunlardan da bahsedin. Kapatalım efendim. Biz bahsettiğiniz konularla alakalı olarak, yani özellikle her tür kaza ama özellikle trafik kazalarından sonra vatandaşların o duygusallıklarının zirvede olduğu anı kullanarak, istismar ederek onlara yaklaşan hukukçu, avukat sıfatı taşımayan kişiler vatandaşların sigorta şirketlerinden hak ettikleri tazminat bedellerini en kısa sürede alacakları vaadiyle vatandaşların vekaletlerini ve bu vekaletle para çekme yetkisini alarak çektikleri paranın önemli bir kısmını komisyon adı altında keserek vatandaşları mağdur ediyor. Aman dikkat, çok önemli. Aman dikkat. Özellikle trafik kazalarında en kesinlikle çaresiz olduğu zamanlarda insanlara yaklaşan dolandırıcılardan bahsediyoruz. Doğru mu anlıyorum efendim? Bir anlamda evet. Bir anlamda dolandırıcılar. Vatandaşın evine adeta komşusu gibi, yakın akrabası gibi pide, ayran falan servisi yapacak kadar da profesyonel. Bravo. İşte dikkat, aman bunlara aman dikkat. Kayıp kaçak. Banka dosya masrafı, kredi dosya masrafı vesaire gibi konularda tüketici hakem heyetlerine falan başvuruyu biz yaparız, biz kopartır alırız diye vatandaşlara SMS gönderenler, telefon edenler vesaire, bunlara da aman dikkat diyoruz. Bütün bu konularla alakalı olarak Türkiye'de ve dünyanın her yerinde bu işleri takip görevi bir meslek grubuna tanınmış. O meslek grubu avukatlar. İşte tanıtım broşürlerimiz vesaire var. Orada da anlatıyoruz. Başta koruyucu avukatlık olmak üzere.
Diyoruz ki her şirketin, her ailenin, her sivil toplum örgütünün bir avukatı olmalıdır. Yani vatandaş araç çamura batmadan önce çamura batmayacağı yolu gösterecek birine, yol göstereceği mihmandara İhtiyaç. Daha baştan başvurmalıdır. Kesinlikle. Anlamında. Deminki konularla alakalı aslında çok daha kapsamlı görüşülebilir, programlar yapılabilir. 5 Nisan'la alakalı bizim her sene geleneksel 5 Nisan yemeklerimiz olur. Biz bu sene 10 gün kadar önce 31 yaşında çok su gibi delikanlı bir kardeşimizi, avukat Orhan Öztemir'u maalesef bizim, benim de lösemiye çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Kurban verdik. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz bu sebepten dolayı böyle acımız varken bir eğlence ile kutlama yapmak bize yakışmaz, yaraşmaz diye eğlencemizi iptal etmiştik. Onun vefatından birkaç gün sonra da Çağlayan'daki menfur hadise meydana geldi. Zaten bu eğlenceyi yapacak halimiz kalmadı. O yüzden o eğlenceyi iptal ettik. Dün 5 Nisan günü işte bir basın açıklamamız oldu. Anıta çelenk sunduk ve bizim baro lokalinde avukat arkadaşlarımızla ve yargı mensuplarımızla bir araya geldik. Dar çaplı bir resepsiyonda bir araya gelip baro adına bir kısım ikramlarda vesaire bulunduk. Biraz dertleştik. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam, yani 9 Nisan Perşembe akşamı, akşam namazından sonra vefat etmiş meslektaşlarımız için ve tabii ki şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için Kılıçdere Camisi'nden bir mevlid okutturacağız. Cumartesi günü az önce bahsettiğim Türkiye'nin yeni anayasa arayışı konulu panelimizi gerçekleştireceğiz. Çok önemli bu. Bunun duyurusunu bir daha yapalım efendim. Cumartesi günü nerede olacak? Saat kaçta 14'te, olacak? Saat 14'te. Hilton Hampton Otel'de. Tekeköy'deki. Kutlukent'teki. Hilton Otel'de saat 2'de. Ergün Özbudun hocamız. Özbudun, Serap Yazıcı, Erdal Abdurrahimoğulları katılımıyla. Yeni anayasa arayışı konulu bir konulu panel gerçekleştireceğiz. Panel gerçekleştirecek. Buradan değerli izleyiciler, hepinize bu önemli seminere davet ediyoruz. Panele davet ediyoruz. Aynı zamanda o gün ayın 11'inde ve 12'sinde baro lokalimizde gene 2 sene önce aniden bir beyin kanaması sonucu rahmetli olan ve kendisinde çok meraklı olduğu için rahmetli avukat Ahmet Bayram adına bir satranç turnuvamız var. Biz bunun yanı sıra belki Türkiye'de de bu anlamda ilkiz. Zaman zaman az önce bahsettiğimiz vatandaşın istismarıyla alakalı konularla ilgili olarak bir ay önce dikkat çekmek için ve bu haftada da avukatlık mesleğine dikkat çekmek, farkındalık meydana çıkarmak için Samsun, Çarşamba ve Bafra ilçelerimizde, Samsun merkez ve iki büyük ilçemizde raketler, billboardlar aracılığıyla afiş çalışmaları yaptık. Hala afişlerimiz bu hafta içinde asılı raket ve billboardlarda kalacak. Ayrıca alışveriş merkezlerinde Samsun Barosu adına standlar kurduk ve bir tanesi de elinizde bulunan broşürler aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Niçin avukat, niçin koruyucu avukat hususunu anlatmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra daha farklı çalışmalarla 18 Nisan'da Türk Halk Müziği Koromuz'un Halk Müziği konseri var. 7 Mayıs'ta Türk Sanat Müziği Koromuz'un Sanat Müziği konseri var. Bu arada 25-26 Nisan'da TÜBAKKOM'un Barolar Birliği
Kadın Hakları Komisyonu'nun Türkiye toplantısı, yani Türkiye genelinden yaklaşık 150 civarında kadın avukatı Samsun'da ağırlayacağız. 2 günlük Türkiye toplantısı TÜBİTAKOM'un Samsun'da yapılacak. Bunun çalışmaları var. Vesaire. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Biz de size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Kerem Gürbüz. Çok yakın bir zaman içerisinde değerli izleyiciler Samsun Barosu'yla Haber Aks TV'nin işbirliğiyle muhtemelen 2 haftada bir hukuk saati programını hayata geçireceğiz. Onun altyapısını oluşturuyoruz. Özellikle doğru bilinen yanlışlar ve hukukçu gözünden problemlerin çözülmesinin yetkin kişiler tarafından masaya yatırıldığı bir program olacak. Bunun planlamasını yapıyoruz. Onun da duyurusunu yapalım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tekrar gününüzün kutlu olmasını diliyorum. Böyle üzücü bir olayla anılmış olmanızdan dolayı da avukatlık mesleğiyle ilgili algının tekrar yerine gelmesiyle ilgili ve bu programa katılmış olmanızdan dolayı da teşekkür ediyorum efendim. Yolunuz açık olsun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hem şahsınıza hem Aks TV ailesine. Bu arada hemen söylemeyi unuttuğum bir anekdotu, bir notu hemen paylaşayım. Evet. Bu bir hafta içinde İstanbul'da ve bazı adliyelerde yaşanan tatsızlıkların hiçbirini biz Samsun'da ne merkezde ne de ilçelerimizde yaşamadık. Evet. Bu sebepten dolayı da burada sağduyuyla hareket eden başsavcılığımıza, emniyetimize ben minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize de saygılarımla iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz konuğumuzdu. Efendim, çarşamba günü Samsun nabzında Asarcık Belediye Başkanı konuğumuz olacak Şerif Kılavuz. Arkasından da perşembe günü yine Samsun nabzında Samsun Emniyet Müdürümüzü ağırlayacağız. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Mutlu geceler diliyoruz.